Teşekkürler. Dün de bu yayına katılmıştınız ve şöyle bir değerlendirmeniz olmuştu. Bunun devamında somut adım atılmalı, aksi Leyla Zana'ya da zarar verir demiştiniz. Bugün Leyla Zana'nın açıklamalarını dinledikten sonra ne düşünüyorsunuz, nasıl değerlendirmek lazım? BDP'nin tavrı bundan sonra farklı bir boyuta taşınır mı? Dün de bu belirttiğiniz cümlelerle konunun altını çizmiştim. Bugün de aynı şeyleri, benzer şeyleri söylüyorum. Şimdi aslında Sayın Leyla Zana'nın başbakana ne söyleyeceği belli. Yani bugünkü basın açıklamasını yapmasa bile biz arkadaşımızın ömrünü bu mücadelede geçirmiş değerli, kıymetli bir kardeşimizin neler söyleyeceğini, söyleyebileceğini veya söylemesi gerektiğini zaten biliyorduk. Burada bir sürpriz yok Leyla Zana'nın açıklamaları açısından. Üzerine düşeni en doğru bir şekilde yapmıştır. Ancak Leyla Zana'nın bu söylediklerini, yani bugün açıkladıklarını aşağı yukarı bütün BDP grubu, bütün Kürt siyasetçiler yıllardır söylüyorlar. Mesela 1 Ekim'de biz parlamentoya gittik. 1 Ekim 2011'de bu geçen 9-10 aylık dönemde arkadaşlarımız toplam 327 sefer parlamentoda söz hakkı istemişler ve konuşmuşlar. Ben de 23 sefer genel kurulda konuştum kendim. Şimdi bu 327 konuşma ve benim 23 konuşmamı alın bakın defalarca Sayın Leyla Zana'nın söylediklerini meclis kürsüsünden tekrarlamışız. Burada bir farklılık, bir sürpriz yok. Peki beklenilen ne? Keşke bugün Sayın Leyla Zana başbakanın ne söylediğini, olaya nasıl yaklaştığını, somut evetlerini ve hayırlarını da söyleyebilseydi, söyleseydi veya Sayın Başbakan 15-20 günde bir ulusa sesleniş konuşması yapıyor. Bugün çıksaydı veya çıksa ve şunları söylese, dese ki ben de bu Leyla Zana hanımefendinin söylediklerine karşılık şunları düşünüyorum. Ve biz bunun üzerinden konuşsaydık daha netice alıcı bir yol takip ederdik. Şimdi Sayın Sezgin'in ve Sayın Cevat Bey'in altını çizdiği birkaç nokta var. Bir, Sayın Başbakan bir yol haritası ve proje ortaya koymaz. İki, asla attığı adımlardan geri dönmemeli. Yani bir adım atılıp da tekrar geri dönüldüğü vakit veya duraksama geçirildiği vakit bunun tahribatı çok daha büyük oluyor. Bunu bu geçtiğimiz yıllar zarfında defalarca denedik ve tecrübe ettik. Üç, eğer olumlu bir adım var ise olabilir. Belki BDP'nin üslubundan, bizim üslubumuzdan çok haz etmemiş olabilir. Biz de onun üslubundan haz etmiyoruz. Sayın Leyla Zana hanımefendi çok daha kibar, belki çok daha nazik. Dün de altını çizdim. Başbakanın hak etmediği kadar iltifatlarda bulunarak bu konuyu gidip izah etmiştir kendisine. O zaman müzakerelerin başlaması lazım. Müzakere kimlendir? Müzakere siyasetlendir. Sayın Başbakan diyor ki ben terör örgütüyle pazarlık etmem. Parlamentoda gruplar var. Buna pazarlık da demeyelim, münakaşa da demeyelim, müzakere diyelim, konuşma diyelim. CHP'yle, MHP'yle, BDP'yle, AKP, devletin bütün kurumlarıyla, akil adamlarla eğer olumlu bir atmaya niyeti varsa başbakanın ve bir cemile bekliyor idiyse şimdiye kadar bunu da Sayın Leyla Zana Hanım kendisine sundu ise bu süreci başlatmalıdır. Başlatmazsa ne olacak? İşte arkadaşlarımızın da altını çizdiği gibi her şey başa dönecek. Tekrar başladığımız noktaya gelmiş olacağız. Tekrar patinaj noktasına geleceğiz. Bu da en başta Sayın Leyla Zana hanımefendinin iyi niyetle yapmış olduğu bu hamleyi boşa çıkartır ve bundan sonraki adımları da zora sokar. Peki bir sözünü hatırlatmak istiyorum Sayın Zana'nın. Tıkanan süreci aşmak için daha kaç kuşak bekleyeceğiz dedi size. Uzatılmış bir çağrı, size yönelik bir çağrı altında yatıyor diyebilir miyiz? Bundan sonraki adımlarınızı Leyla Zana ile birlikte hareket etmek olarak değerlendirir misiniz? Bundan sonra geliştirir misiniz acaba? Şimdi ben konuşmamın başında da söyledim. 327 seferki meclis konuşması ve benim 23 sefer aldığım sözlere bakın. Bütün bunların yazılı kayıtları var, görüntülü kayıtları var mecliste. Hepsinin meclisin arşivlerinde. Biz aynı noktadayız. Sayın Leyla Zana'nın söylediği bütün
bu çözüm önerilerini veya rahatsızlıkları dile getirdiği rahatsızlıkları tekrar tekrar her gün dile getiriyoruz. Bugün de aynı noktadayız. Bir müzakere, yol haritası, atılacak kısa, orta, uzun vadedeki adımlar